Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi bunu anlatırken biraz sessiz konuşacağım çünkü bu hemen yan tarafımda uyuyor. Size yıkanabilir bebek bezi maceramızdan bahsetmek istiyorum. Buna nasıl başladık, nasıl karar verdik, nasıl ilerledik ve şu anda durum nedir? Ondan bahsedeceğim kısaca. Yıkanabilir bebek bezi Türkiye'de şu an çok fazla yaygın değil ama sandığım kadar da az değil. Bizim maceramız şöyle başladı. Bulut doğmadan bir süre önce ben birçok üründe yaptığım gibi hangi bebek bezini kullanmam gerektiği konusunda araştırma yaptım. İşte birçok marka var bilinen. İşte en fazla Prima, işte Molfix, Gon diye bir marka var şu anda yine benim arkadaşlarım da kullandı. Hepsini neredeyse araştırdım. Sonra bunu araştırırken dedim ki ya bu işin bir de çöp kısmı var, çöp boyutu var. Bir de onu araştırayım. Yani ben belki benim diğer videolarımdan da görmüşsünüzdür. Doğaya olan sevgim, saygım ve alakamla ilgili birkaç video daha çektim. Bebek bezi araştırırken de belki size garip ve ilginç gelecek ama bu işin doğaya olan yansıması ve çöp kısmıyla da ilgilendim. Bir baktım ki meğerse bir bebeğin doğumundan bebek bezi bırakıncaya kadar olan sürede çıkarttığı bebek bezi çöp israfı yaklaşık 2 ton. Yani 2 ton bebek bezi çöpe atıyoruz ve bunlar ayrıştırılmıyor. Bunlar geri dönüştürülmüyor. Bunlar doğada böyle bir atık şeklinde büyüyor ve gerçekten bir çöp yığını haline geliyor. Bebek bezi çöp yığını, bebek bezi dağı haline geliyor. Bir bebekten 2 ton çöp çıktığını düşünürsek, 2 çocuk sahibi olduğumuzu varsayarsak, 4 ton sadece şu bezden çöp yaratıyoruz. Yani şunu kullanarak çevreye verdiğimiz, doğaya verdiğimiz zararın haddi hesabı yok. Bebeğin tarafından bakarsak daha doğar doğmaz çevreyi kirleten, çevreye zarar veren ve harap eden bir insan durumuna düşüyor aslında. Doğar doğmaz Bulut'un bu kategoriye girmesini istemedim. Kendim de bu işin içinde olmak istemediğim için araştırmalara başladım. Eskiden işte annelerimiz ne yapıyorlarmış? Evet, böyle tülbentler, işte özel bebek bezleri hazırlıyorlarmış. O tülbentler ya da işte bezler her gün kaynatılıp çamaşır suyunda kaynatılıp yıkanıyormuş. Ve durum böyleyken idare edebiliyorlarmış her şekilde. Yani benim annem çalışan bir anneydi. Ona rağmen benim bezlerimi yani beni yuvaya verdiğinde bile bezlerimi kaynatıp ütüleyip o şekilde teslim ediyormuş. Bu kadar zorluk yaşarken tabii ki şu bebek bezinin çıkmış olması çok büyük kolaylık. Teknolojiyi asla ve asla inkar edemem. Ama artık şu durumda özellikle bakın şu an mesela koronavirüsüyle mücadele ediyor. Bütün dünya, hepimiz evdeyiz. Hepimiz evden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela şu anda bir geciktirdiğim bir bebek bezi videosu çekiyorum. Biraz kendimize dönmemiz, kendimizi sorgulamamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Elbette bundan bir iyi yan çıkartmak ne kadar doğru bilmiyorum ama ben kendimce buradan iyi bir şeyler çıkartma ve iyi tarafını görme yanlısıyım. O yüzden şu anda bence hepimize düşen görevlerden biri doğanın haykırışına, doğanın çile çekmesine artık bir son verip biraz onun yanında durmak. Bebek bezi macerama dönersem, Bulut doğmadan önce bebek bezi araştırmasına girdim. Evet ama bir bebeğin bu kadar çok çöp yaratması ve bunun dönüştürülmemesi, özellikle ülkemizde bu işin çok raconuyla gitmemesi diyeyim, den dolayı eski usul bebek bezini araştırmaya başladım. Ve sonra yavaş yavaş aşama aşama bir bebek bezini nasıl kendim yaratabilirimle başladım. Baktım ki bu işin gerçekten kolay yönleri ortaya çıkmış. Hazır bebek bezleri var ve makineye atıp yıkayabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Neden olmasın diye düşündüm. İlk başta evet gözüme bir garip geldi ama sonrasında açıp baktığım zaman birkaç YouTube'da video izledim. Daha çok işte yabancı kaynaklı videolardı bunlar. Çünkü Avrupa'da
Amerika'da özellikle bunlar çok popüler. Bu yıkanabilen bebek bezleri. Çok rahatlıkla kullanıyorlar. Allah Allah, nasıl olabilir mesela, en kötü ihtimal kaka yaptı. Kakasını nasıl temizliyorlar? Nasıl makineye atabilirler? Onu mutlaka bir şekilde sıyırmaları gerekiyor. Böyle yavaş yavaş Türkçe kaynaklara geçtim. En Baba'yı buldum. En Baba gerçekten bu işte bence öncü sanırım. Emin değilim ama çok videosunu izledim ve birçok fikrinden yararlandım. Araştırmalarım devam ettikçe bu işe daha çok sıcak bakmaya başladım. Sonra ben bunları nereden temin edebilirim? Türkiye'de baktım. Birkaç yerde satılıyordu, evet, ama çok fazla talep olmadığı için galiba üretimi durdurmuşlar ya da işte temini durdurmuşlar. O yüzden temin edemedim. Türkiye'den alamadım yani. Biraz daha sessiz konuşmam gerekiyor sanırım. Daha sonra Lidl Blooms markasını gördüm. Yine En Baba yardımıyla buldum bu markayı. Lidl Blooms İngiltere menşeli bir bebek bezi markası. Amazon'da o dönemde Türkiye'ye free shipping vardı. O yüzden böyle paket paket, mesela atıyorum 8'li bir paket, işte 12'lik bir paket ya da işte teki almanız da mümkün tabii ki, ama o daha masraflı oluyordu. Zaten tekli alsam ne yapacağım? Yani tek bir ürünle işi döndüremeyecektim. En azından bir benim 8'li bir ürüne ihtiyacım vardı ve 8'li bir paketi beğenip Türkiye'ye gönderim yaptım. Tabii ki bu aşama acayip heyecanlıyım. Yani nasıl bir şey gelecek, daha bebek doğmadı ama ben bebek bezini bile hani temin ettim. Bunu hatta birkaç arkadaşıma söylediğimde bana güldüklerini hatırlıyorum. Ama şu anda özellikle korona günlerinde dışarıya çıkıp her dakika alışveriş yapamıyoruz. Yıkanabilir bebek bezleri benim kurtarıcım oldu. Bezlerim beklediğimden daha kısa süre içerisinde, yaklaşık bir 15 gün içerisinde bana ulaştı. Gerçekten güzel bir paketleme yapmışlar. Öncelikle nasıl kullanacağımı bir anlamaya çalıştım. Yani şöyle, bebek bezlerimiz şöyle, dışı tamamen su geçirmez bir kumaştan yapılmış. Farklı desenleri var. Örnek bu. Şöyle bir pandalı. Hani çocukların aslında seveceği türde karakterlerin olduğu olanları da var. Ama Bulut daha çok bebekti ve o karakterlerden çok anlayacağını düşünmediğim için o dönemde böyle kendi isteğime, kendi zevkime göre almıştım. Farklı kumaşlarda, bu arada bakın bu farklı bir kumaş. Daha böyle nasıl diyeyim, sıcak tutabilecek, daha böyle polarlı bir kumaş. Bunlar biraz daha fış fışlı, hani böyle su geçirmez kumaşlardan. Farklı desenleri var. Bu desenleri paketli olanlarda siz seçemiyorsunuz ama tek tek alırsanız tek tek desen seçimi yapabilirsiniz ya da tek bir renk alıp tek bir koleksiyon yapabilirsiniz kendinize. Bunların avantajlarından biraz bahsedeceğim şimdi. Avantajları ve dezavantajlarından. Öncelikle bakın, bu bildiğimiz kağıt kullanat bez. İçini açtığınız zaman şurada mavi bir görüntü var. İçinde yani idrarı jelleştirmeye yarayan şu mavi kimyasallar bebekler için aslında zararlı. Yeni doğmuş bir bebeğimi daha çöpten, tozdan, sudan korumaya çalışırken bunu yeni doğan bir bebeğe şu kimyasalı nasıl sürebiliyoruz, kullanabiliyoruz bunu. Şu anda aklım ermiyor mesela. Yani hani şunun bu arada çok zor bir kullanımı yok bunun. Onu da anlatacağım. Yani gözünüzde hiç büyütmeyin. Bunu ben işte aldığım ve insanlara bahsettiğim zaman bana ya sen deli misin? Çıldırdın mı? İşte kaçıncı yüzyıldayız? Bu bezler nereden çıktı? Teknoloji var. İşte kağıt bez var. Kullan at işte. Diyenler çok oldu. Bana en yakınlarımda dahil. Onlar kendilerini biliyorlar. Bunun kullanımı anlatacağım. Aynı bunu kullanır gibi bunu da kullanıyorsunuz. Sadece bunu çöpe atmıyorsunuz. Bunu çöpe atmıyorsunuz. Bir kovaya atıp biriktirip yıkıyorsunuz. O kadar basit. Yani elinizde de yıkamıyorsunuz bu arada. Direkt makineye atıyorsunuz. Sadece şöyle bir kaka durumlarında belki biraz müdahale etmeniz gerekiyor. Onun dışında kullanımı gerçekten çok kolay. Dediğim gibi yani şunu ben hiç kullanmıyor değilim bu arada.
Evet, elbette kullanıyorum. Kullandığım çok oldu. Örnek verecek olursak dışarıya uzun süreli bir yere gidiyorum ve değiştiremeyeceğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Ya da gece yatarken mesela geceleri bunda sızdırma yapıyordu. Yani şunda hiç sızdırmıyor diyemem. Sızdırdı, çok sızdırdı. Hatta üstüne çişler çıktı falan. Hani o dönemde niye böyle oluyor diye anlamaya çalıştım. Sonradan doğru takamadığımı anlayınca kestik o sızma işini, ama yine de çok uzun vadede bundaki o şey çişi jelleştiren madde bunda olmadığı için bunda da sızdırma oluyor. Yani olmuyor değil, ama bunlarda da olduğunu duyuyorum ben. Farklı markaların ürünlerinde sızdırma yapmaz, sızdırma yapmaz diye bir sürü reklam var. Neden var? Demek ki bazılarında sızdırma oluyor ki öyle bir reklam yapma gereği duyuyorlar. Bu arada şu elimdeki başka bir ürün. Mesela bu ikisi de prima. Bu primanın normal giyilebilir kilot bezi. Bu da bu en yüksek teknolojiyle üretilmiş tamamen pamuk ve organik olan ürünü. Bakın bunda mesela o mavi şey yok. Görüntü yok. O kimyasallardan biraz daha ayrıştırılmış bir kağıt bez. Çok daha buna göre çok daha pahalı bir bez. Yani bundan 100 tane alıyorsam bundan 40 tane alabiliyorum bunun fiyatına. Bir miktar daha koruyuculuğu az. Yani sızdırma oranı daha az. Ama işte yapmaya çalışmışlar. Yine de çöp çıkıyor. Yani bu yine de çöpe gidiyor ve bu çöp yıllar boyunca 600 yıl. Yani bir bebek bezi, bir bebek 2 ton çöp çıkarıyor ve bu bebek bezi 600 yılda ayrışmıyor. Şimdi bunu nasıl kullanıyorum? Şimdi bu şöyle iki parçadan oluşan, bir dakika bu doğru olan mı? Evet. İki parçadan oluşan bir şöyle çıkartayım. Şu dış katmanı, içi tamamen pamuklu. Bebeğin işte poposuna değen kısmı bu. Tamamen pamuk. Bir de o içine taktığım ekstra bu emiciliği olması için işte böyle nasıl diyeyim, ne çok kalın ne de çok ince bir parça. Bu da mikrofiber bir pamuk bez. Bunu şuradan şunun içine sokuyorum. Şöyle. Bu arada bu önemli şu kısım. İyice düzgünce şöyle açıyorum. İçine yerleştiriyorum. Daha sonra şu kısmı arkada kalacak şekilde, bebeğin beline gelecek şekilde koyuyorum, yerleştiriyorum ve bu şekilde çıt çıtlarından takıyorum. Şu çıt çıtların olayı şöyle. Bakın bu bez, yani sadece şununla yeni doğan demeyeyim, yaklaşık ben 3,5 4. ayda başladım bunu kullanmaya Bulut'a. Çünkü yeni doğduğunda gerçekten bu çok fazla büyük geliyordu. Ama söylenen o, yani yeni doğan itibariyle başlayabiliyorsunuz. 4. aydan beri şu an Bulut 13,5 aylık, hala bunları kullanıyorum. 2 yaşına kadar bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 2 yaşına gelene kadar. Zaten herhalde 2 yaşından sonra da böyle çişini kakasını söyler diye umut ediyorum. Ama 2 yıl boyunca bebek bez almanıza gerek kalmıyor ve bunu yıkayıp direkt kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey, burada ayarları var. Şu ayarlarını örnek veriyorum. Daha küçük bir bebek için şunu şöyle takıyorsunuz. Küçüldü. Böylelikle bacak boyu, yani bacakların olduğu yer daha kısaldı, daha küçüldü. Bunu da beline göre daha küçük bebekler için daha nasıl diyeyim, daha içeriden, daha şişko bebekler için daha geriden bağlayıp beline göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani ayarlı olduğu için 2 yıl sizi çok rahat idare ediyor bu bebek bezi. En başta ben çıtçıtlarını kapatıp kullandım Bulut'a, ilk kullandığım dönemde. Sonra zamanla Bulut büyüdükçe, kilosu arttıkça çıtçıtlarını açıp ona göre ayarlamaya başladım. Şu anda tamamen çıt çıtsız kullanıyorum bunları. İç bezlerin çeşitlerinden bahsedeceğim size. Bunlarda farklı çeşitler var. Sanırım 3 çeşit. Mikrofiber, bambu ve kömür bazlı olanlar. Yani yine doğal malzeme tabii ki bunların hepsi. Mikrofiber en düşüğü.
Bambu emiciliği bir tık daha fazla olanı. Ama şu kömür bazlı dedikleri inanılmaz emiciliği yüksek ve aşırı kolay kuruyan bir iç parça. Normalde yıkadığınız zaman şu direkt kuruyor. Ama şunların kuruması zaman alıyor. Yani atıyorum yazın özellikle. Ben yazın da birkaç görüntü çekmiştim. Onları da aralara serpiştireceğim şimdi. Yazın özellikle şunun kuruması 2 saat. 2 saatte hemen kuruyor. Ama bunların kuruması en az bir 6-7 saat oluyor. Bu kışın çok daha uzun. Yani bunu 2 günde falan kurutabiliyorsunuz bazen şu içi. Ama bu dediğim gibi kuruması daha kolay. Yani eğer satın alacak olursanız iç seçenekleri var. İç bez seçenekleri. Yani hangisini almak istediğinizi de oraya ekleyebiliyorsunuz. Şunu bir alıyorsunuz. Atıyorum bu 4 dolar. Ya da işte 4 pound bu. Şu içi eklerseniz işte 5 pound oluyor. Ama şu 1,5 pound daha fazla. 5,5 pound. Yani bir miktar daha pahalı oluyor şu iç bezler. Ama kesinlikle vermeye değer. Özellikle kışın kurutacak yeriniz olmadığı zaman ya da kurutmakta zorluk çektiğiniz zaman bunların kolay kuruması gerçekten sizin işinizi çok yarıyor. Şimdi şöyle kaçar tane almak gerektiğinden bahsedecek olursak ben ilk başta 7-8 tane aldım. 8'li bir paket aldım. Ama şimdi ilk yeni doğanda hemen çiş yapıyor. Hemen kaka yapabiliyor. Yani sirkülasyon daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla elinizde 8 tane bezi zaten siz bir gün içinde tüketiyorsunuz. Onu yıkayıp kurumasını beklerken bir iki gün daha geçiyor. O yüzden elinizde en aşağı bir 15 tane bence. 12 tane alan da var. Yettiğini söylüyorlar ama 15 tane bence olması gerektiğini düşünüyorum. Bende de sanırım 17 tane falan var. İç bez daha fazla. Orada bunlardan daha fazla alıp kenara koyabilirsiniz. Mesela kurumadığında bu kurumuş oluyor ama yedektekini alıp hemen buna takabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Hala böyle çekmecede kullanmadığım iç bezlerimden var. Olur da ikinci bir çocuğum olursa çok işime yarayacak. Özellikle ikinci çocukta çünkü bu yaptığınız alışverişte daha fazla kâr ediyorsunuz. Bu arada İngiltere'de falan araştırdım dediğim gibi. Bunlar ikinci elde satılıyor. Belki Türkiye'de de vardır. Şu anda emin değilim. Araştırmadım yani. Şu aşamada araştırmadım. O dönemde yoktu. Ben baktığım zaman yani yaklaşık 2 yıl önce. İkinci satıldığını biliyorum yabancı ülkelerde. Türkiye'de de var mı bilmiyorum. Bence eğer kullanmayı düşünüyorsanız önceden bir araştırın. İkinci elini bir satın alın. Eğer beğenirseniz sonra bunlardan sipariş edebilirsiniz. Bunları ben nasıl kullandığımdan az çok bahsedeyim. Yani nasıl yıkama aşamasına nasıl geldiğimden. Çişli bir bezde hiçbir sıkıntımız yok. Direkt açıyorum. İçindeki şu içindeki parçayı alıyorum. Lavaboda suya tutup şöyle bir kere sıkıyorum. Sonra buna özel ayrılmış bir kovamız var. O kovamızın içine birazcık su doldurdum ve bunları direkt kovanın içerisine atıyorum. Kovaya ben genelde hani koku yapmaması için böyle 1-2 damla lavanta yağı damlatıyorum. Bende birkaç çeşit yağ var. Bazen bergamot kullanıyorum. Bazen işte zevkime göre lavanta kullanıyorum. Bunların antibakteriyel özellikleri var. Hem bakteri ürememiş oluyor hem de kokusu beni etkilememiş oluyor. Genelde gün aşırı yıkıyorum. Yani işte kovada birikiyor, biriktiriyorum. Ertesi gün akşam ya da ertesi gün sabahtan makinenin içine atıyorum. Ve en az 60 derece olacak şekilde yıkıyorum. Hangi tür sabun kullanıyorum? Şu granit sabunlardan kullanıyordum başta. Sonra bazılarının çok erimediğini gördüm. Yani bebek deterjanı koyup o şekilde yıkıyorum. Ama deterjanı kesinlikle fazla koymuyorum. Yani ve önemli olan 60 derecede yıkıyor olmam. Zamanın ya da sürenin çok bir özelliği yok. Sadece sıcaklığının yüksek olması gerekiyor. Kullanım şartlarında da bu yazıyor bu arada. Kakada ne yapıyorum? Kakalı bezde de yine aynı şekilde şu iç parçayı atıp lavaboda şöyle yıkıyorum. Kaka genelde at kakası gibi bir kakası var. Onlarda hiç problem yok. Tuvalet kağıdıyla tutup direkt atıp çöpe. Şunu da suda şöyle bir geçirip kovanın içine atıyorum. Veya ne yapıyorum? Kaka için şöyle bir yine aynı bezleri aldığım yerden tuvalet kağıdı gibi böyle bambu bezler üretmişler. Şöyle bir parça kopartıyorum şundan. Altına şöyle
bu şekilde koyuyorum, bu şekilde kapatıyorum altını. Kakayı yaptığı zaman bunun üzerine yapmış oluyor ve aşağıya geçmiyor. Bunu böyle direkt alıp çöpe atıyorum. Bunu da direkt kovasının içine atıyorum. Bu çözülebilen bir madde. Yani doğada direkt çözünebiliyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Yani normal tuvalet kağıdı kullanırsanız o çocuğun poposuna yapışır, parçalanabilir. Ama bu parçalanmayan bir kumaş. Böyle resmen kumaş gibi bir şey. Ama doğada çözünebiliyor. O yüzden böyle bunlardan ben satın aldım. Az çok zaten çocuğunuzun ne zaman kaka yaptığını, ne zaman yapmayacağını tahmin edebiliyorsunuz. O tahminlerime göre hep bu şekilde bunu kullanıyorum. Genelde de tutturuyorum. O tutmadığı zamanda da oluyor. Ne yapıyorum o zaman? Ya at kakasıysa, yani böyle at kakasıysa direkt alıp atabiliyorum. Ya da tuvaletin taharet musluğunu tazyikli bir şekilde açıyorum. Orada tuttuğum zaman zaten kaka gidiyor. Aynı şekilde gittikten sonra da bunu yine kovasına atıyorum. Taharet musluğu için ekstra bir musluk da yapmış bazıları. Tazyik veriyor. O muslukla böyle direkt tutabiliyorsunuz. Muslukla temizleniyor ama ben ona gerek duymadım. O şekilde kovaya atıyorum ve kovada biriktiriyorum. Yani sanıldığı kadar böyle korkunç, dağ gibi zor bir şey değil. Tam tersi iyi yanları o kadar fazla ki hem çocuğunuzun en başta, çocuğunuzun sağlığı hiçbir şekilde gözünüz arkada değil. Hiçbir şekilde endişe edecek bir durumunuz yok. Siz yıkıyorsunuz, hatta bazıları çift durulama yapıyor ama suyu ziyan ediyorsunuz bu sefer. Ben ona da taraftar değilim. O yüzden deterjan oldukça çok az kullanmak çok daha mantıklı. Deterjanı az kullanıp 60 derecede yıkayıp kuruttuğunuz zaman hiçbir sıkıntı yok. Bu arada kaka mesela buna bulaştı. Kakanın lekeleri oluyor tabii ki bunda. Mesela yıkadım, üstünde kaka şeyleri var, lekeleri var. Arkadaşlar, güneş tamamen bir şifa. Her anlamda yani. Hem vücudumuz için, hem eşyalarımız için, hem şu anda mesela korona için elbiselerimizi, işte dışarıdan getirdiğimiz elbiselerimizi dışarı balkona asmamızı, virüsün bu şekilde öldüğü söyleniyor. Şunu lekeli bir şekilde astığınız zaman güneşe hiçbir şekilde leke kalmıyor. Yani sıfır, bembeyaz çıkartıyorsunuz. Bunun da örneğini ben şuraya bir kutucuğa ya da ekstra bir perde açıp vereceğim. Lekeli haliyle çıkartıp makineden güneşe astım ve pırıl pırıl bembeyaz bir şekilde güneşten topladım. O yüzden leke derdi de hiç olmuyor. Öyle çamaşır suyu vesaire, aman ha, yani kimyasaldan uzak duralım diye burada konuşurken sakın o lekesi çıksın diye çamaşır suyu falan damlatmayın. Maddi açıdan düşünecek olursak şu bez ortalama 4 ya da 5 pound civarında. Yaklaşık ben bunları 35 lira civarında bir paraya satın aldım. Yani ben 17-18 adet aldım. Yani 20 tane olsa 600 lira, 700 lira civarında bir 600-700 lira civarında bir şey yapıyorsun. Kesinlikle kar ediyorsunuz. Yani şu anda mesela şu bez, Prima'nın şu bezi. Televizyonda reklamı var. Tanesi 1 lira. Prima. Tanesi 1 lira. 100 tane alsan, bir kutu alsan 100 lira. Yani o bir kutu zaten bir ayda, iki ayda mı ne kadar sürede kullanıyorsunuz? 100 lira veriyorum her ayda bir kutu için. 6 ay kullansam 600 lira. Zaten 6 aydan sonra ben bunların kârına geçmiş durumdayım. İkinci bir çocuğum olsa yine aynı bebek bezini kullanacağım. Tamamen kârdayım. Yani bence bebek bezi çok büyük bir masraf. Devamlı bitiyor ve satın almak durumundasınız. Hatta bunu şeyi haline getiren arkadaşlarım var işte. Ben bebek bezi stoğu yapıyorum. Aa, nerede indirim var? Hemen gidiyorum. O indirimden satın alıyorum. İşte stokluyorum diyenler var. Bu bence korkutucu. Yani bebek bezi stokluyoruz. Alıp poposuna takacağım. Poposunu da işte 2 saat, 3 saat duracak. Ondan sonra çöpe atacağım. Bunun için ben 1 lira veriyorum her bir bebek bezine. Bence çok büyük bir masraf diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok zor bir şey değil. Gözünüzde hiç ama hiç büyütmeyin. Tam tersi, çok da keyifli kullanmak. Yani bebeğim için bunu yıkayıp asarken bile ben onun için bir şey yaptığımı, ekstra bir şey yaptığımı düşünüyorum ve bu bile beni mutlu ediyor. Bebeğiniz için bir yemek hazırlarken ya da ek gıdaya geçen bebeklerimizde gidip hemen organik ürünler satın alırız. İşte organik işte şeyler, kabaklar, organik küçük işte minik havuçlar alırız. Yani o kadar biz dikkat ederken gıdasına, neden vücudunda
kullandığı bir tişörtü, mesela tişört üstündeki o renklerin kanserojen olup olmadığını bile araştıran aileler var, anne babalar var. Yani neden bunu bebek bezi içinde düşünmüyoruz? Çünkü biraz keyfimize geliyor ya da vaktimiz yok, çalışıyorum, işe mi gideyim, evle mi uğraşayım, bebeğin bezlerini mi yıkayayım? Bla bla bla, bir sürü bahane üretebilirsiniz ama inanın kolay, gerçekten kolay. Başta biraz zor gibi gözükebilir ama inanın bana, birkaç kullanımdan sonra o sistemi oluşturduğunuzda yıka at, işte biriktir, yıka as, kurusun topla, yıka as, kurusun topla vesaire. Birkaç kere bunu yaptığınız zaman o sistemi oluşturuyorsunuz ve sistem oluştuktan sonra pıt 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 her şey tıkır tıkır zincirleme gidiyor. Her şeyin bir kolayı var. Kurutma makineniz varsa işiniz çok daha kolay. Yani hiç gözünüzde büyütmeyin. Bu arada bulut doğduğunda ben pamuk kullanıyordum. Poposunu silmek için pamukla silip atıyordum ve genelde kaka yaptığı zaman da hiçbir şey kullanmayıp direkt suda hemen poposunu yıkıyordum. Yani yaz kış bunu yaptım bu arada. Sıcak suyu açtım. Poposunu yıkadım. Altında böyle bezledim. Islak mendil kullanmamıştım. Ama şu son bir 6 aydır ıslak mendil kullanıyorum. Islak mendilin de en doğal olması, en doğal olanını tercih etmeye çalışıyorum. Yani keşke kullanmasam ıslak mendili de ama işte bazen ben de hatıma kaçabiliyorum. Benim kullandığım marka bu. Açık ara. Hepsinden daha doğal ve daha temiz içerikli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de satılıyor. Ebebek'te de var. Dörtlü paketler halinde alabiliyorsunuz. Yani o hani diğer markalar var ya, tamamen doğal. Arkadaşım, doğal olan ürün içerisinde parfüm olmaz. Yani parfümsüz diyorsun ama alıyorsun, kokluyorsun. Yani kokuyor, parfüm kokuyor. Yani kokmaması lazım. Bence yani mantıken o parfüm kokmaması lazım. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Özellikle çevre için hayıflanan, üzülen ya da çevreye önem veren insanlardan biriyseniz eğer, yıkanabilir bebek bezine bir şans verin. Hem bebeğiniz için, hem kendiniz için, cebiniz için, hem de doğa için bir şeyler yapmış olursunuz. Dünya için bir şeyler yapmış olursunuz. En basit anlatımıyla çocuklarımızı nasıl bir gelecek bırakmak istiyoruz? Daha doğal, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha temiz bir dünya mı? Önce onu düşünelim. O yüzden adımlarımıza şimdiden, adımlarımızı ona göre atalım. Çünkü gelecek şu andan itibaren başlıyor. Şu andan itibaren nasıl davranıyorsak gelecekte de onu göreceğiz demektir. Ben böyle biri olduğum için çocuğumu da böyle biri olarak yetiştirmek istiyorum. Umarım Bulut da çevreye duyarlı, yaratıcı, hassas bir çocuk olur. Bunu çok istiyorum gerçekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bebek bezine bakışınıza birazcık yol açmışımdır. Eğer sorularınız olursa bu videonun altına yazabilirsiniz veya Instagram hesabımdan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çocuklarınıza daha iyi bakın. Geleceğe de çok güzel bakın. Hoşça kalın.